kardeşleri Sevim, babalarınız farklı dedi. Divitçi kardeşler gerçeği öğrenmek için Esra Erol'a geldi. Anne ben babamı öğrenmek istiyorum. Benim babam kim? Baban Mehmet Emin'dir. Baban Mehmet Emin. Menekşe'nin test sonucunda baba Mehmet Emin. Müslüm, Menekşe ve Mehmet babalarını öğrendi. Peki Güler'in babası kim? 5 çocuk arasında yapılan DNA testinde biyolojik babası farklı olan tek kişi Güler. Babasıyla ilgili öyle bir isim ortaya atıldı ki inanamayacaksınız. Üstün Tertak'ı seviyorum. Yanlışın neresinden dönersen kârdır ha. Kendi ayaklarının üzerinde dursun. Bu arkadaşlarınızı bitiriyor musunuz? Bitirmek zorundayım Esra Hanım. Aşkı üstünde buldum dedi. Kemal amcayı terk etti. Hayatının şokunu yaşadı. Canlı yayında terk edildi. Üstün Tertak, sen benim yuvamı yıktın. Emin ol bunun peşini bırakmayacağım. Hayal kırıklığına uğrayan Aynur teyze isyan etti. Üstün Aynur teyzeye ne teklif etti? Duyunca inanamayacaksınız. Ani bir evlilik sonumu buraya kadar getirdi. Turhan Eroğlu, benim dedi bir baldızım var, senin işini yapacağım ama 15.000 lira alırım. Şaziye'nin eniştesiyim dedi. Kemal ve Şaziye'yi tanıştırıp evlendirdi. Turhan Eroğlu, Şaziye düzenli sizin neyiniz oluyor beyefendi? Galeri dükkanım var, iş yerim var. Şaziye düzenli benim iş ortağım. Şaziye Hanım, ne iş yapıyorsunuz beraber? Çapın işleri yapıyoruz. Evlilik çapın işleri yapıyoruz. 2 haftadan sonra işin aslı bambaşka çıktı. Şaziye Hanım'ı baldızım diye tanıttınız. Bu sahipsizdi. Ben de dedim ki benim baldızım korumamızın altında olduğunu için öyle söyledim. Turhan ve Şaziye'nin enişte ve baldız olmadığını öğrenen Kemal Bey şok yaşadı. Enişteydi, enişte nerede kaldı enişteli? Nerede? Baldızım da çıksana. Üstüne bir de Şaziye eniştem dediği Turhan'a kaçtı. Şaziye Hanım sizin sevgiliniz mi? Hayır değil. Niçin ayrı evde kalıyorsun? Kemal canlı yayında isyan etti. Dolandırdın beni. Evet. Dolandırdın beni. Neyim vardı senin beyini dolandıracak? Neyim yoktu benim? Vallahi kaç lira para mı yedin? Kemal Bey orada yalan konuşuyor. Yalan konuşmuyorum. Neredesin? Nerede? Hadi. Peki neden böyle bir yalan söylediler? Bu kadının evlilikleri üzerinden bir gelir mi elde ediyorsun? Resmen pazarlamacılık yapıyorsun. Resmen kapını çalabilirim bir akşam diye tehdit ediyordun. Etsene şimdi. Şaziye tüm bu olan biteni anlatmaya geliyor. Turhan Eroğlu'nu da buraya bekliyorum. O sözde enişteyi de. Esra Erol da. Mustafa, karıma kaymağı yedirttin, benden soğuttun. Eşim Nigar, iş arkadaşı Mustafa'nın evimize getirdiği sütü ve kaymağı yedi, eşime bir haller oldu dedi. Sen şuna mı inanıyorsun İsa? Mustafa gelirken bir şeyler getirdi, bunları bizimkiler, annem de karım da yedi, ondan sonra bunlara bir şey oldu. Evet. Oğlum olur mu böyle bir şey ya? İsa ben seninle konuşmak istemiyorum, o yüzünü şeytan görsün seni. Yüzünü şeytan görsün senin yüzünü. Mustafa Bey sizin yanınıza kimseyi sokmamak lazım. Niye? Sizce iş arkadaşınızın evine sofrasına oturup onların ekmeğini yedikten sonra o evden çıkarken o evdeki insanlara yan gözle bakmak hangi yiğitliğe sığar? Bugün Nigar ve Mustafa canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Kızımız Seda TikTok'ta Sıla'yla tanıştı. Hayatımızı mahvetti diyen gözü yaşlı anne babanın isyanı. Kızım Seda bir yıl önce Sıla diye bir kızla TikTok'ta tanıştı. Sıla'nın annesi kızımın belini yıkadı. Kızımın üstünde ciddi bir mal varlığı var. Sıla bu malların peşinde anasıyla beraber. Kızım onlar yüzünden geldi beni dövdü. Geldi evden çıkarttı bizi. Onların şeyine gidiyor, sözüne gidiyor. Çok seviyordum hocam onu ben. Çok seviyordum onu. Bütün hocam sevdiğinden o kadar malları da verdim gitti. Niye verdin abi? Çok sevdiğim için çok seviyorum hocam. Çok sevdim onu. Çok sevdim. Onların sözüyle bize düşman etti bizim. Her gün yakacağım. Senin her zaman arkanda kaldık. Meraktan ölüyoruz kızım. Sen nasıl bu kanmalara kanaat ettin de bizi terk ettin. Onları tuttunuz. Seda'm geri dön. Seda mal varlığı için zorla mı tutuluyor? Serdar Gül, benim 2. karım ol, 13 senedir çocuğum yok dedi. Tüp bebek tedavisini uyguluyoruz, olmuyor dedi. Seninle güzel bir yuvam olsun dedi. Bunu dedi Hürgül de kabul ediyor karım. Böyle olay görülmedi. Senden haberi var, bir güzel yuvamız olsun, sana da bakarım, ona da bakarım dedi. Ben de Özbekistan'dan çıktım geldim. Geldikten sonra ilk 1 ayda hamile kaldım, doğum yaptım. Bebeğim şimdi 3 aylık oldu. Benden bir çocuk yapıp ondan sonra beni göndermekmiş amaçları. Böyle olay duyulmadı. Etrafa parayla anlaştık, taşıyacağını anne diye söylemişler. Taşıyıcı anne falan değilim kesinlikle. Serdar ve eşi bana kumalık teklif etti. Çocukları olmadığı için benden bebek yapmamı istediler. Aylarca zaten psikolojik, fiziksel her türlü şiddete maruz kalıyorum. Pasaportumu da aldılar. Bebeğimi de vermiyorlar. Doğumdan sonraysa bebeğimi alıp beni kapının önüne attılar diyen Hilal Hanım'ın yaşadıklarına inanamayacaksınız. O benim çocuğum, benim yavrum, benim oğlum. O Sevda'nın çocuğu değil. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum 3 aylık bebiş. Anne bakına bana çok muhtaç. Çocuğumu size vermiyorum. Çocuğumu alıp memleketime, annemin babamın yanına, aileme döneceğim. Esra Erol'da. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Nefes aldık çoğu hep var. Yalnız değilsiniz. Hoş görsen affet gitsin aldırma büyüktür. Sen de kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa. Hoş görsen affet gitsin aldırma büyüktür. Sen de kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa. Bütün alkışlar seyircilerimize ATV ekranlarından, Esra Erol'da programından. Yine sizleri canlı yayında sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sizler ekranlarınızın başına, sizler de stüdyoma hoş geldiniz. İyi seyirler. Nerelerden? Buyurun lütfen. Nerelerden geliyoruz? Ankara'dan. Çok güzel olmuşsun ama öyle puantiyeli puantiyeli. Kaç yaşındasınız? Hemen mikrofon. Her gün siz bizim misafirimizdin, bugün de biz sizin misafirimiz oldunuz. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok selam getirdik sizlere, sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada tarzınıza bayıldım. Evet. Yani değil mi, böyle bir uyum var, hep böyle misinizdir, özenli mi giyinirsiniz? Olduğu kadar. Ama bir tarzınız var, ben onu anladım. Teşekkür ederim. Hep böyle bir uyumu yakalama. Evet, evet. Ah, çok evet, güzel bir şey vallahi. Teşekkür ederim. Var mı torunlar? Evet. Kaç torununuz var? 3 tane sizin gibi güzel kızlarım var. Ay maşallah. Evet, çok tatlı torunlarım var. Sizi kim getirdi buraya? Bu çıtırlar getirdiler, bu yeğenlerim getirdiler. Çıtırlar siz mi oluyorsunuz? Çıtır kızlar grubu. Evet. Çıtır kızlar nereden geliyor? Büyükçekmece'den geliyoruz. Sizin misafiriniz mi? Arkadaşımın kayınvalidesi Ankara'dan geldi. Kayınvalideniz. Evet. Hep böyle mi tarzı? Bayıldım çünkü. Böyle kendisi hazırlıyor ayrıca. Kendisi dikiyor. Kendiniz dikip kendiniz... Vaa, belli ama biliyor musun? Vallahi helal olsun. Peki Ankara'ya sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Kim nereden nasıl geldiyse, zamanını ayırdıysa, bugün bizimle beraber olduysa sevgiler gönderiyorum. Siz nereden? Siz mi getirdiniz? Hadi hoş geldiniz o zaman. Peki iyi seyirler diliyorum. Allah senden razı olsun. Yani Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.